Selincik ile Gülsema Sultan. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, deve tellal, bir berber iken, ben bağda üzüm bekler, derede odun yükler iken, bir varmış, bir yokmuş, masalın yalanı mı olurmuş? Selincik'in babası sarayın sütçüsüydü. Saray yakınlarındaki bir kasabada küçük bir çiftliği vardı. Her sabah saraya taze süt götürürdü. Çiftliklerinden saray rahatça görülüyordu. 2 yıldır Selincik arada sırada, "Baba, ben de seninle geleyim. Sarayın nasıl bir yer olduğunu çok merak ediyorum," der dururdu. Fakat babası Selincik'in kaybolacağından korkar, "Biraz büyü de o zaman," derdi. Günlerden bir gün sabah kahvaltısından sonra babası kızına şöyle dedi. "Selincik, artık 10 yaşına girdin. Kocaman bir kız oldun. Yarın sabah hazır ol bakalım. Sen de benimle beraber geliyorsun." Selincik bu habere çok sevindi. Hemen babasına sarıldı, onu yanaklarından öptü. Annesi kızının bu coşkulu sevincine katıldı. Üçü bir sevgi yumağı meydana getirdiler. Selincik gün boyu pek neşeliydi. İçi içine sığmıyordu. Heyecandan yerinde duramıyor, eli ayağı birbirine dolaşıyordu. Öğle üzeri mutfakta annesine yardım ederken 2 çay bardağı ile 3 yemek tabağını kırmıştı. Tabii ki bunları isteyerek yapmamıştı. Zaten annesi hiç mi hiç kızmamıştı. Sadece kendisine, "Selincik, ben yemeği sofraya getirebilirim. İstersen masada oturup yemeğin gelmesini bekleyebilirsin. Oldu mu canım kızım?" demişti. Annesinin kızması için sebep yoktu ki. Selincik ertesi sabah süt güğümlerinin at arabasına yüklenmesine yardımcı oldu. Arabaya bindi ve babasıyla birlikte saraya doğru yola koyuldular. Selincik sarayın bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordu. Sarayın iç avlusunda babası süt güğümlerini teslim etmeden önce babasına sarayın içini görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine saray görevlilerinden bir kadın Selincik'e yardımcı verildi. Selincik kadınla beraber sarayın odalarını, salonlarını gezdi dolaştı. Bir koridordan geçerken karşıdan gelmekte olan 5 kız gördüler. Görevli kadın Selincik'e en öndekinin Gülsema Sultan olduğunu, bir şey sorarsa cevap vermesini, sözlerine dikkat etmesini usulca söyledi. Gülsema Sultan arkasında Nedimeleri olduğu halde yanlarına yaklaştı. Selincik'i bir süre süzdükten sonra görevli kadına dönerek, "Evet, misafirimiz kim oluyor?" diye sordu. Görevli kadın, "Efendim, bu kız sütçünün kızı. Saraya ilk kez geliyormuş. Benden kendisini sarayın içinde gezdirmem istendi." Gülsema Sultan, "Ya, demek öyle. Ne kadar güzel," dedikten sonra Selincik'e dönerek, "Sarayı beğendiğinizi umarım arkadaşım. Adınızı öğrenebilir miyim?" Selincik kendisiyle aynı yaşlarda olan Gülsema Sultan'ın dostça tavırlarından çok memnun olmuştu. Hele kendisine arkadaşım demesi yok mu? Bir dakika önceki heyecanını üzerinden atıverdi. Rahatladı ve sesine tatlı bir çeşni vererek, "Efendim, adım Selincik'tir. Bizim evden saray rahatça görülüyor. Hep merak ederdim. Acaba nasıl bir yer diye. İşte sonunda bu amacıma ulaştım. Geldim, sarayı gezdim, gördüm. Gerçekten büyük ve güzel bir yermiş. Hayran olmamak elde değil. Burasını çok sevdim. Bizim evimiz buraya göre oldukça küçük. Fakat ben evimi de çok seviyorum," deyince sultanın arkasında duran Nedimeler gülüştüler. Gülsema Sultan şöyle bir arkasına dönüp baktıktan sonra hafifçe tebessüm ederek, "Selincik, gel istersen odama geçelim. Orada konuşmamıza devam ederiz," dedi. Selincik ile Gülsema Sultan 2 saati aşkın bir süre konuştular, dertleştiler. Sonra Nedimeleri öğle yemeği için padişahın beklediğini sultana haber verdiler. Selincik ile Gülsema Sultan yarın sabah yeniden buluşmak dileğiyle ayrıldılar. Selincik babasıyla sarayın iç avlusunda buluştu. Süt güğümleri at arabasına yüklenmişti. Arabaya binip evlerine doğru yola koyuldular. Yemekten sonra padişah Gülsema Sultan'a sütçünün kızıyla odasında görüştüğünden haberi olduğunu, bunu yanlış bir davranış biçimi olarak değerlendirdiğini, bir sultanın alalade bir köylü kızıyla arkadaş olmasının saray erkanı tarafından hiç hoş karşılanmayacağını söyledi. Bunun üzerine Gülsema Sultan, "Selincik sizin tarafınızdan biraz olsun tanınsaydı,
Onun hakkındaki düşünceleriniz mutlaka olumlu olurdu. Selincik alelade değil, fevkalade bir köylü kızıdır. İnsanlar giydikleri elbiselere, yaşadıkları çevrelere bakılarak değerlendirilemez. Selincik diye konuşurken padişah sinirli bir şekilde ayağa kalktıktan sonra "Selincik veya Fatmacık, kim olursa olsun onunla bir daha görüşmeyeceksin. İşte bu kadar." diye bağırınca Gülsema Sultan ayağa kalktı ve ağlayarak uzaklaştı. Ertesi sabah baba süt güğümlerini görevlere teslim ederken Selincik saray avlusunda boşu boşuna bekledi. Öğle vakti babasıyla birlikte eve dönerken cevabını düşünüp bulamadığı soru şuydu: Gülsema Sultan ile görüşmelerinin hangi sebepten ötürü engellendi? Gülsema Sultan Selincik'le görüştürülmemesine çok üzüldü. Yemeden içmeden kesildi. Birkaç gün sonra hastalandı. Yatağında devamlı olarak "Selincik, Selincik" diye sayıklıyor, günden güne sararıp soluyordu. Ülkenin en iyi doktorlarının çabası boşuna oldu. Sonunda padişah Selincik'in saraya getirilmesini istedi. Gülsema Sultan Selincik'in gelmesine çok sevindi. Onu berrak bir su kadar temiz ve tatlı sesi hastalığının en iyi ilacı oldu. Ağlayan gözleri güldü, yanağında güller açtı. Birkaç hafta geçmedi, iyileşti, ayağa kalktı. Padişah onu pek sevdi. "İkinci kızım sensin," dedi. Sevgiyle bağrına bastı, hatasını anladı.